Evet arkadaşlar, hepiniz yeni yayınımıza hoş geldiniz. 10 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmalar arasından seçtiklerimi dilim döndüğünce analiz etmeye çalışacağım. Aynı fikirde olduklarınız varsa sizler de dilerseniz değerlendirme altına alabilirsiniz. Cumartesimiz maalesef YouTube'da kötü geçti. Hepimize geçmiş olsun. Umarım Pazar günü şans yanımızda olur diyelim ve dilerseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Evet, Brighton Nottingham Forest maçı İngiltere Premier Lig'de tabii biraz kestirilmesi zor bir takım haline geldi Brighton. Yani çok istikrarsız bir performans. Bir maçta bakmışsınız kendisi 3 gol bulmuş. Bir sonraki maçta bakmışsınız kendisi kalesinde 3 tane 4 tane gol görmüş ki son olarak da Roma'ya karşı UEFA Avrupa Ligi'nde defansif olarak dağıldıklarını söyleyebiliyoruz. Tabii Forest tarafı da çok güven vermeyen bir takım. İç sahada etkili performansları var. Taraftarla birleşerek zaman zaman iyi bir futbol ortaya koyabiliyor ama deplasmanlar için aynı şeyi çok da fazla söyleyemiyoruz. Tabii böyle bir Brighton'a yakalamışken gol bulma ihtimalleri açıkçası var bu karşılaşmada. Ancak Brighton'da bir çıkış arayışında bir tabiri caizse bir çıkış maçına ihtiyacı var. O maç bu maç olabilir mi? Bir patlama maçı olabilir mi? Ondan da çekinmiyor değilim açıkçası. Yani son dönem performansı güven vermeyen bir Brighton olmakla beraber deplasman karnesi güven vermeyen bir Nottingham Forest karşımızda duruyor. O yüzden gerçekten çok enteresan şeylere gebe bir karşılaşma. Benim de taraf olarak kestirmekte zorlandığım mücadele ama iki takımın da bu istikrarsızlığını göz önünde bulundurduğumuzda gol yollarında ne olursa olsun etkili takımlar olduklarını ama savunma zafiyetleri olduklarını düşündüğümüzde ortaya 3 gol bırakabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki tercihim 2,5 gol üstü olacak. Bunda 1,54'lük oranı var arkadaşlar. Aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Evet, İsviçre'de Young Boys Basel maçı. Tabii Basel biliyorsunuz son birkaç yıldır sıkıntıda üst sıralara oynayamıyor. Çok da iyi bir kadrosu da elinde kalmadı. Yine bu sezonda beklentinin altında kalan bir takım. Yani üst sıralara olduklarından alt sıralara hala daha yakın gözüküyorlar. Tabii önemli haberler, önemli bilgiler aslında Young Boys cephesinde burada. Çünkü Young Boys tarafında bir ayrılık yaşandı. Teknik adam Rafael Vicky ile olan ayrıldı ki biraz da üzüldüm açıkçası. Çünkü üzerinden çok para kazandığımız bir takımdı Young Boys. Son 2 sezondur, belki 3 sezondur. Rafael Vicky önderliğinde iyi bir futbol oynuyorlardı ama üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından fatura hocaya kesildi. Biliyorsunuz Sporting Lisbon'a elendi Young Boys UEFA Avrupa Ligi'nde. Sonrasında ligdeki en yakın takipçisi olan Servet'e iç sahada kaybetti. Devamında Zürih'e deplasmanda kaybetti. Arada kupada Sion'a kaybetti derken 3 maçta da gol atamadılar. Ve hocaya da tabii büyük bir takım ne olursa olsun fatura hocaya kesildi burada ve şu anda takımın başında altyapının teknik direktörü var. Sezon sonuna kadar onunla devam edileceği, Luis Mani ile devam edileceği açıklandı. Tabii bir çıkış arıyor burada Young Boys. Hani yeni teknik adamla beraber iç sahada da oynayacağı bu önemli karşılaşmada tabii ki kazanmak isteyecek. Kazanmaya da elbette iç saha faktörle yakın ama nasıl bir reaksiyon vereceklerini de bilmiyoruz. Tabii ki istekli bir Young Boys tarafı olacaktır. Oyuncular ellerinden geleni yapacaktır ama ne olursa olsun büyük bir karşılaşma. Yani Basel ne kadar son yıllarda sıkıntılı bir grafik ortaya koyarsa koysun onlar da zaman zaman bu karşılaşmada Young Boys'un içinde bulunduğu durumdan, bu kaotik süreçten kaynaklı etkili olabilirler diye düşünüyorum. Çünkü üzerinde Young Boys oyuncuların ciddi bir baskı da olacaktır. Taraftar baskısı da olacaktır. O yüzden konuk takım da burada açıkçası golüne güvenerek arkadaşlar karşılıklı gol var diyeceğim. Bunun da 1,56'lık güzel bir oranı var. Aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, Liverpool City. Yani zaten karşılıklı gol varını mutlaka alacaksınızdır. Hani beni dinlemenize bunun için gerek yok. Karşılıklı gol var buradaki. Benim de ideal tercihim olacak. Ekstradan size ne önerebilirim, ne katabilirim? Ben maçın da berabere bitmeye çok yakın olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 2,55'lik de oranı var. Yanılmıyorsam pardon. 3,55'lik bir maç sonu 0 oranı var arkadaşlar. Ekstradan da dilerseniz sistem kuponları da bir beraberlik denemesi, değerlenmesi yapabilirsiniz. Yani 1-1, 2-2 gibi bir beraberlik olabileceğini düşünüyorum. Tabii bu tarz maçlar biliyorsunuz yani ya beklentiye gidiyor ya da çok ciddi anlamda ters köşe yapıyor. O yüzden bunu da bilincinde olarak oynamanızı öneriyorum arkadaşlar. Hani çok gerçekten karşılıklı gol var gibi duruyor. Çok 2,5 gibi duruyor ama defalarca kez de bu maçların yanılttığını gördük. O yüzden bilmiyorum hani bir ana kombinimde olur mu? Bir seansta mı kullanırım? Ben de şu an için kestirebilmiş değilim. Biraz daha belki maç gününe bırakabilirim diye düşünüyorum arkadaşlar diyelim. Devam edelim. Hollanda'dan Nijmegen Heerenveen maçı. İki tane hücum gücü yüksek takım. Nijmegen çok çok iyi bir sezon geçiriyor. İç sahada daha da etkili bir takım. Deplasmanda olduğundan kupada da biliyorsunuz finale kadar yükseldi. Heerenveen cephesi de yine gol yollarında becerikli, etkili bir takım. Tabii savunma zafiyetleri de var.
Yani baktığımızda iki takım da çok birbirinden çekinmez. Tempolu bir maç olur. Goller de burada tabii çıkabilir. Goller de konuşabilir ama ben tercihimi kornerlerden yana kullandım arkadaşlar. Tempo'nun beraberinde korner getirebileceğini düşünüyorum ki 9.5 üst olarak en düşük param gözüküyor burada. Bunun da arkadaşlar oranı 9.5 üst korneri de oranı 1.47. Dileyenler korner kuponlarında yer verebilirler diyelim. Geçelim Fenerbahçe Pendik Spor maçına. Fenerbahçe tabii çok önemli bir zafer elde etti. Saint-Gilloise deplasmanında 3-0 kazandı. Gerçekten çok net bir skorla kazandı ki buradan da şu konuyu atıfta bulunayım. Yani hala daha mesela baktığımda işte sosyal medyada orada burada işte ya bu mu konuşulan Saint-Gilloise böyle haftalardır konuşulan takım diye küçük gören işte diğer takım taraftarları var. İşte hatırlarsanız Galatasaray'ın Bayern Münih'e tabiri caizse kafa tuttuğu dönemde işte Manchester United'i yendiği dönemde yine işte diğer takımın taraftarları bu sefer Fenerbahçe ile Beşiktaş taraftarları ya bu mu işte United işte bu mu Bayern Münih bunlarda hiçbir şey yok tarzı yorumlar yapıyorlardı. Bu çok sakıncalı bir şey arkadaşlar. Yani özellikle genç arkadaşlarımıza söylüyorum. Bu tuzaklara düşmeyin arkadaşlar. Sosyal medyanın bu toksikliğine, bu saçma sapan sıkıntılı ortamından çok fazla etkilenmeyin. Yani Fenerbahçe gitmiş Belçika'da sezonu flash takımını 2-3 yıldır inanılmaz işler yapan takımı 3-0 gibi net bir skorla yenmiş. Yani tabii ki bir Fenerbahçeli'den Galatasaray'a ya da bir Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi sevmesini bekleyemezsiniz ama İçten içe insanda da bir takdir duygusu olur yani. 3 tane gidip deplasmanda atan takımı takdir edersin. Ya da 2 maçta Bayern Münih'e sahayı dar eden bir Galatasaray değil mi? Hani sevmezsin ama içten içe bir takdir edersin ama gerçekten çok saçma sapan bir futbol iklimimiz var arkadaşlar. Ben hayret ediyorum ve gerçekten tiksiniyorum. Şu sosyal medyada yazılanlardan vesaire kendimi de zaten uzak tutuyorum. Sizlere de uzak kalmanızı öneriyorum arkadaşlar. Onu da bir detay olarak söylemek istedim yine aklıma geldikçe. Tabii bu karşılaşmaya döndüğümüzde biliyorsunuz Galatasaray Cuma günü çok bol gollü net bir galibiyet aldı. Çok da ilginç bir maç oldu. Yani bütün goller neredeyse ceza sahası dışına atıldı ama ne olursa olsun Galatasaray arasında önemli bir galibiyet olarak yazıldı. Bol gollü bir galibiyet olarak yazıldı. Fenerbahçe Saint-Gilloise'dan çok moralli. Burada Galatasaray'ın galibiyetine tabiri caizse iç sahada taraftarın önünde bir nazire yapmak isteyecektir. Çok da uygun bir rakiple oynuyor. Gerçekten ligin belki de defansif anlamdaki en kötü takımıyla oynuyor Fenerbahçe ki bence Pendikspor'un kurtarma şansı da çok fazla yok. İbrahim Üzülmez geldi. Yine son yıllarda düşüş trendi olan bir teknik adam. Normal şartlarda Fenerbahçe'nin çok net, çok ezici bir galibiyet burada Saint-Gilloise maçında moraliyle alması gerekiyor ki ben de ev sahibi ekipten çok hızlı bir başlangıç bekliyorum karşılaşmaya. Buradaki tercihim dolayısıyla ev sahibi ilk yarı 1.5 gol üstü olacak arkadaşlar. Fenerbahçe'nin tek başına ilk yarıya 2 gol sıkıştırmasını bekliyorum. 2.29'luk oranı var arkadaşlar. Tek başına kupon tadında bir oran. Dileyenler değerlendirebilirler. İdare çekmek isteyenler de ilk yarı bir tercihine ya da Fenerbahçe lehine diğer birçok tercihe gidebilirler. Yani Fenerbahçe tarafının tabiri caizse bahis anlamında sömürülmesi gereken bir karşılaşma. Yani bu fırsat maçı olarak gözüktüğünü söyleyeyim arkadaşlar. Devam edelim. Real Madrid Celta Vigo maçına geçtik. Tabii Leipzig'e karşı iç sahada bir de Santiago Bernabéu'da elenmenin eşiğinden dönmüş bir Real Madrid. Çok kötü bir performans. İnanılmaz bir hayal kırıklığı. Ama bakıyorsunuz ne yapıyor ediyor. Yine bir tane golü bulup bir şekilde turu alıyor. Yani bu kadar futbol oynamadan gol bulan dünyada başka bir takım var mıdır? Bence yoktur arkadaşlar. Bu da biraz tabii formanın kulübün ağırlığından kaynaklı bir şey olsa gerek. Tabii çok da şanslı da bir takım Real Madrid bir yandan. Ama bir düşüş var. Çok net bir düşüş var. Bir araya ihtiyacı var Real Madrid. Yani milli ara Real Madrid'de ki yakın zamanda geliyor biliyorsunuz. İlaç olacak gibi gözüküyor. Bellingham biliyorsunuz kırmızı kart cezası işte bir önceki maçta attığı kafa golü top havadayken hakem tarafından maç bitirildiğinden dolayı geçerli olmadı. 2-2'lik beraberlik aldı Real Madrid Valencia deplasmanında gibi gibi enteresan durumlar da var. Bellingham da yok. Zaten net bir Real Madrid'in golcüsü yok bu sene. Joselu'dan istedikleri verim alamadılar ki alamayacakları neredeyse belliydi zaten. Gol yükünü ağırlıklı olarak Bellingham çekiyordu. İşte Vinicius Junior keza yine önemli işler yapıyor ama Bellingham'ın da yokluğu bu maçta biraz Real Madrid'i zaten sallantıda olan Real Madrid'i oyun anlamında, oyun gücü anlamında zorlayabilir diye düşünüyorum. Can abinde olan bir, can derdi olan bir Celta Vigo var. Can abiyle oynayan bir Celta Vigo var. Baktığımızda hani burada bir çok fazla sürpriz potansiyeli vaat etmiyor gibi gözüküyor sezon genelindeki Vigo performansı ama bu takım daha böyle bekleyerek oynadığı maçlarda bu tarz takımlara karşı yıllardır daha etkili olan bir takım arkadaşlar. Ki Rafa Benitez gibi de tecrübeli bir teknik adamları var. Yani o da tabii ki düşüş trendinde. Yani bu sene Vigo'ya çok ekstra şeyler katamadı baktığımızda. Tabii kadrosu da çok iyi değil ama ya bu tarz maçlarda takımını iyi hazırlayabilir. Tabii ki Real Madrid kazanabilir ama ben burada değerli oranı deplasmanın bulacağı tek golde gördüm arkadaşlar. Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi dönüşü işte içinde bulunduğu sıkıntılı durum, Bellingham'ın yokluğu vesaire derken sanki Vigo Real Madrid belki kazanır ama hani terletir diye düşünüyorum. Çok da güzel bir oranı var. 1.71'lik orandan
Deplasman 0.5 gol üstü diyeceğim burada arkadaşlar. Riskli kuponlarda dileyenler değerlendirme altına alabilirler. Bayer Leverkusen Wolfsburg benzer bir tercihe gideceğim burada. Tabii inanılmaz bir sezon geçiyor biliyorsunuz Leverkusen tarafı. Yani hakikaten şapka çıkarmak lazım. Son Karabağ maçında bile 2-0 geriye düşen takım asları oyun aldıktan sonra 2-2'ye getirdi maçı ve ne yaptı etti. Bir şekilde avantajı oradan bile almayı başardılar. Gerçekten çok saygı duyulası bir takım. Yani Xabi Alonso makine kıvamında bir takım yarattı ve zaten şampiyonlar da adım adım gidiyorlar. Tabii ki burada da kazanabilirler. Zaten çok düşük bir oranı var Leverkusen tarafında ama burada da önemli bir detay var. O da şu, Wolfsburg özellikle deplasmanda oynadığı maçlarda Leverkusen'a son birkaç yıldır çok ters gelen bir takım. Yani baktığınızda sürekli buradan hatta galibiyet veya puanlar almış aldığı da net bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. Ben geçen hafta da Stuttgart maçını izledim Wolfsburg'un ki hücum olarak aslında beğendim. Savunma zafiyetleri var tabii ki. Yani burada gidip de Leverkusen'a karşı defansif olarak çok sağlam durmaları pek mümkün değil gibi. Yani Leverkusen tarafından gol veya goller tabii ki gelmeye aday ama hem bu iki takım arasındaki ters gelme durumundan kaynaklı hem de Leverkusen tarafında biraz son dönemde ufak ufak artık tabii doğal olarak da bir yandan sallandığını da düşündüğümüzde ve net olarak da gördüğümden dolayı buradaki tercihim de Wolfsburg'un bulacağı bir gol olacak arkadaşlar. 90 dakika genelinde Wolfsburg'un tek golünü sizlere önereceğim. Deplasman 0.5 gol üstü 1.60'lık orandan aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz diyelim arkadaşlar. Geçelim Feyenoord Herakles maçına. Tabii net bir favori Feyenoord. Geçen hafta da PSV ile 2-2 berabere kaldı deplasmanda. Yani ikinciliğin en net adayı gibi gözüküyor. Twente arkadan bir yakalamaya çalışıyor ama Feyenoord da ikinciliği korumaya çalışıyor ki Twente'nin de şu anda önde olduğunu söyleyeyim kendi maçında iç sahada. Herakles tabii savunma zafiyetleri çok yüksek bir takım. Yani burada gidip Feyenoord deplasmanda direnmesi zor. Ha, gollere belki katkıda bulunabilir. Onlar da ofansif olarak fena işler yapan bir takım değil. Ama Feyenoord'a karşı tabii ki deplasmanda ekipte işleri zor olacak. Burada ilk yarıdan hızlı bir Feyenoord başlangıcı bekliyorum ben. Feyenoord tarafından gol veya goller gelebileceği gibi. Hani Feyenoord çok önde oynayacağından kaynaklı sürpriz bir Herakles golü de belki gelebilir arkadaşlar. O yüzden ilk yarıda gelecek iki golü değerlendirdim. O ilk yarıda ortaya iki gol alınabileceğini düşünüyorum. 1.66'lık oranı var arkadaşlar. İlk yarı 1.5 gol üstünün yine aklınıza yatıyorsa bunu da ekstra kuponlarda değerlendirebilirsiniz diyelim. Geçelim son maçımıza. Real Betis de Villarreal karşı karşıya geliyor. Tabii Villarreal UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya karşı çok ciddi şekilde dağıldı. 4 gollü bir mağlubiyet aldı orada. Bayağı bir defansif olarak da kötü bir görüntü ortaya koydu. Zaten maçın devamında 10 kişi de kaldı. Artık lige dönecekler. Turu kaybettiklerinden dolayı lige konsantre olacaklar ve Betis deplasmanından, zorlu Betis deplasmanından bir şeyler çıkarmaya çalışacaklar. Betis de hatırlarsanız bir önceki turda Konferans Ligi'nde Dinamo Zagreb'e elenmişti. Onlar da artık tamamen lige dönmüş durumlar. O yüzden kıran kırana maç olacaktır. Villarreal'in tabii yorgunluğunu var. Burada biraz seyahatten kaynaklı işte Marsilya deplasmanında Velodrom'da zor da bir maç oynadılar. Moral bozukluğu da mutlaka var. O yüzden bir parça daha temkinli bir Villarreal oyunu. İşte iç sahada biraz daha arayan bir Betis şeklinde başlayacak bir karşılaşma olacaktır. Özellikle ev sahibinin ayağından ben bu senaryo çerçevesinde geçecek maçta bolca korner çıkabileceğini düşünüyorum. Villarreal zaten ofansif karakterli bir takım. Tamam birazcık tabii burada oyunu kontrol etmekte zorunda ama mutlaka zaman zaman kendini hücumda gösterecektir. Çünkü bu deplasmandan bir şeyler çıkarmak için konuk takımında mutlaka gol veya goller bulması lazım. O yüzden Villarreal'den de gelecek katkıyla burada 8.5 üst korner baremi aşılabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda ne yazık ki hatta barem de açık değil, oran da açık değil ama yarın maç saatinde mutlaka açılacaktır. Dileyenler videomuzun, yayınımızın ikinci korner tercih olarak bunu da değerlendirme altına alabilirler diyelim arkadaşlar ve sizlerle pazar günü yayınımız özelinde vedalaşalım. Hepinize pazar günü özelinde bol şanslar arkadaşlar. Keyifli bir pazar günü de ayrıca diliyorum. Sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.